dünyamızı kirletiyoruz. Ülke olarak her yıl milyonlarca ton ambalaj atığı üretiyoruz. Oysa ki ambalaj atıklarının tamamının geri dönüştürülmesi mümkün. Evlerimizde, iş yerlerimizde ve kamusal alanlarda ortaya çıkan kompozit ambalaj atıklarını geri kazanım poşetlerine ya da evimize en yakın ambalaj atığı kumbaralarına atarak geri dönüşüm sürecini başlatabiliriz. Kağıt, plastik, alüminyum gibi malzemelerin birleşiminden yapılmış, elle birbirinden ayrılması mümkün olmayan ambalajlara kompozit ambalajlar denir. Süt ve meyve suyu kutuları bu tür ambalajlara örnektir. Ambalajların üzerinde gördüğümüz bu üçgen işaret, bizlere bu ambalajların geri dönüştürülebilir olduğunu hatırlatmak için bulunur. Geri dönüşüm kutularına attığımız ambalaj atıkları, belediyeler veya belediye ile sözleşmeli lisanslı firmalar tarafından toplanır. Toplanan bu ambalaj atıkları ayırma tesislerine götürülerek türlerine göre ayrılır ve ilgili geri dönüşüm tesislerine sevk edilir. Kompozit ambalaj atıkları geri dönüştürülmek üzere kağıt hamuru makinesinde suyla karıştırılır. Mikser gibi çalışan bu makinenin içinde döndürülerek kağıt, alüminyum ve polietilenden ayrılır. Diğer maddelerden ayrılan kağıt, hamur yoğurucu kazanlara gönderilerek yeniden kağıt, oluklu mukavva veya kartona dönüştürülür. Kalan alüminyum ve polietilen kısım başka bir üretim hattına alınır. Burada önce temizlenir, sonra ısıtılarak eritilir ve polialüminyum granüllere dönüştürülür. Bu granüllerden palet, çatı kaplama malzemeleri, bahçe mobilyaları gibi ürünler üretilir. Geri kazandırdığımız her kompozit ambalaj atığı, enerji tasarrufu sağlar, ekonomiye katkı sağlar, çevre kirliliğini önler. Gelecek nesillere kullanabilecekleri kaynaklar bırakarak daha temiz bir dünyada yaşamalarını sağlayabiliriz. Yemyeşil bir gelecek bizim elimizde.